Merhaba sevgili izleyenler. Hello dear passengers. Belgesel kuşağında bu hafta akrabaları inceleyeceğiz. Akrabalık kimi zaman koşulsuz destek biçimi olduğu gibi kimi zaman da insanların birbirine kan bağıyla bağlandığı bir esaret biçimidir. Akrabalarımızı seçemediğimiz gibi zorunlu iletişim doğduğunda doğduğun an başlar. Akraba, connecting people. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Aynı dedesi. Ay ne alakası var Selami? Senin baban 86 yaşında. Huysuz, yaşlı bir adam. Baksana şuna. Aynı anneannesi. Ama oğluşuma. Aynı anneannesi. Anneannesi mi? He? Bu. Evet. Ya bir kere senin anan kadın. Bu erkek. Bu bir. İkincisi senin ananın gözleri aynen böyle küçük. Bak burnu böyle gülle gibi. Elmacık kemikleri desen. Lan hakikaten benziyor ya. Alo, evet. Evet, evet doğdu, doğdu. Allah'ıma bin şükür doğdu ya. Ya bir görün var ya, aynı kaynanam ya. Aynısı ya. Aynı. Sağlık olsun ama yapacak bir şey yok. Önemli olan sağlık. Tamam, biz odadayız, odadayız. Hadi gelin, bekliyoruz. Şimdi sıra ikinci derece akrabalarla tanışmakta. Bu akrabaların her özel duruma hızla uyum sağlayabilmeleri şaşırtıcı olabiliyor. Oh, what a surprise yumurta. Aman, aman, aman. Anam. Bu ne lan? Bu ne lan? Akrabalarla ilk karşılaşma ürkütücü olabildiği gibi beraberlerinde getirdikleri bakteriler de oldukça tehlikeli olabiliyor. Karabiber and biraz da zencefil. Anne ne yaptı ya? Hönkürmesene çocuğa, mikrop kapacak. Ay ne mikrobu kız, sus. Seni kim büyüttü? İlkokula kadar mikrop mu bildin sen? Kız Zeynep. Bu aynı ben. Değil mi, değil mi? Önce bir konduramıyorsun ama detaylı bakınca öyle oluyor, anlaşılıyor. Baba, sana ne oldu ya? Anan dövdü. Anne? He, dövdün kuzum, sofayla. Nasıl dövdün anne ya? Evde oturuyordu. Babayla kapıyı ittirdi ama biraz böyle süratli ittirdi. Ben de dedim ki ya sen dedim kapıyı dedim öyle dedim şey yapıyorsun ittiriyorsun da dedim. Ben bunu demem bile bunun kıyamet bir kopardı bu. Ya aldım sofayı vurdukça vurdum vurdukça vurdum. Böyle sinirim geldi o anda vurdukça çok sinirim geldi daha çok vurdum. Bu yani kuzum ne yapayım sinirimden yanamadım. He ama barıştınız değil mi yani? Tabii tabii şikayetçi değilim yok tamam. Anne hadi bir özür dileyin de barışın ya. Nasılsın güllerin gülü, iyi misin? Hadi özür dile benden. Sen başlattın. Hadi barışalım. Ne barışacağım lan sen? Kalkamam. Afiller de giresin. Ay anne baba yapmayın ya. Şurada bebek sevmeye geldin. Öl annesinin bir tanesi. Ay kızım benim canım benim. Vallahi ya. Vallahi ya. Çekilin bakayım. Bir yeğenimi görüyorum. Çekilin bakayım ya. Gayısının gülü ya. Hayırlı olsun enişte. Allah analı babalı büyüsün. İnşallah hayırlı bir evlat olur. Abi. İnşallah büyüyünce size bakar. İnşallah huzur evlerine bırakmaz. İnşallah sizi bir yastıkta boğup küçük küçük parçalara ayırıp denize atıp ondan sonra ablamın kılığına girip emekli maaşını çekmeye kalkmaz inşallah. Abi. Allah. Çok şükür ya. Allah nazarlardan saklasın. Lan oğlum kanım çekildi lan. Nasıl dua ediyorsun sen? Gerçek olaylardan yola çıktım enişte. Yenge, isim ne düşünüyorsunuz? Ne olacağı da benim adım olacak tabii. Ya el kadar bebeğe maksat diye isim mi koyacağız, deyiz? Anne bir dur, Allah aşkına geç şöyle ya. Ay ben 63 sene ben alışamam şimdi bunu. Çekil şuradan maksat. Önünde değilim ki. Ne diyorsun? Ya al şunu, kurbanın olayı var. Gel anne, anne gel. Anladım gitti adam. Ters ters. Ne koyacağım? Annece, adını Berk koymayı düşünüyoruz. Anam o ne ya, Allah ne? Allah. Öl. Ay affedersiniz, çok özür dilerim. Ya o ne öyle? Mertcan olsun bari. Mert olsun mu ya? Ha, adı gibi Mert olsun. Hayır, ben gazetede okudum. Çok güzel. Ne? Onlar kendi aralarında tartışa dursun, dedeniz kulağına çoktan isminizi okumuş oluyor. Say my name, say my name. Maksat, maksat, maksat! Maksadın ne ya? Akrabalardan ilk kızını yiyen Maksat Berk,
Çocukluğunun belki de en büyük travmalarından birinde yine akrabaları tarafından kuşatılıyor. And satisfaction. O acılar içinde kıvranırken akrabalar hunharca etli pilav tüketiyor, kahkahalar eşliğinde fütursuzca eğlenebiliyor. Yumurtanın servisi gitti onun yarvesi. Dur bakayım amcasının gülü bir mübarek, bumerang yapayım. Şöyle dur. Ne adamsın lan? Çek, çek, Rakıp, çek. Yengesinden ve Rakıp amcasından bir küçük küçük alsın. Şöyle bak, zoomluyorum ona. Siz de artık bizim oğlanın düğününde takarsınız. Allah aşkına küçücük çocuğun düğünü mü olur ya? Altın çok değerlenir. Bence şimdiden alın onu ya. Hatta ben şimdi alayım. Siz bize takmış olduğunuz ödeştik. Canınız sağ olsun. Oğlan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dayısından, dayısından. Oğlum bunları buraya böyle çaksaydınız ya. Dayısından yerine 50 lira. O niye aldın lan? 100 lira borcum vardı. 50'sini düştü. 50'sini de takmış oldum. Borcum kalmadı. Sıdıka, Sıdıka benim hanımı gördün mü? Tövbe estağfurullah. O nasıl laf? Maksat efendi. Benim hanımı gördün mü? Nasıl ya? Baba, annem vefat etti ya. Ne? Vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya. Gitti, gitti. Ver müziği. Çok güzelmiş. Ay arkadaş ya. Coştu, coştu, coştu. Bu yaşta bu enerji. Her olsun dedem ya. Ya bu annemle ne yaşadı da bu kadar böyle eğlence ya? Allah'ın. Dövüyor da adamı, ne yapsın? Allah Allah. Neyse enişteciğim, Allah hayırlara vesile ettin. Sağ olasın. Amin. Öyle değil. İnşallah hayırlı bir gelin nasip etsin. Abi inşallah o gelin sonradan değişip de bu çocuğumuzu üzmesin. Öyle değil mi? İnşallah o gelin bunun neyi var, neyi yok, donuna kadar alıp torunları, torunları size karşı doldurup ondan sonra başka bir adamdan inşallah kaçıp gitmez bunu da doğum böyle bokunu bırakmaz inşallah. İnşallah. Abi. Lan Muttalip dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun oğlum? Abi yaşanıyor bu olaylar yani, ben onu o açıdan söylüyorum. Bir dakika, bir dakika, o da nesi? Bir kuzen yaklaşıyor. Hepimizin sahip olduğu, İçinden ne çıkacağı belli olmayan akraba türü. Have I met your cousin ayağı öyle değil. Kızlar bakın elbise giyiyor sizin gibi. Ya öyle bir şey değil ki oğlum, yanlış anlatmış bu size. Her şeyi anlattım, bütün gerçekleri biliyorlar. Canın çok acıyacak, kişini yapamayacaksın, bisiklete binemeyeceksin. Hadi saklanmaç oynayalım. Seni de göreceğiz oğlum, seni de göreceğiz. Sen de gelsin de maksat. O gelemez ki. Pipisine zil taktılar. Ne belli olur. Seni de göreceğiz oğlum. Ben doğuştan sünnetliyim ki. Senin doğuştan çenen yok. Piç. Ne biçim konuşuyorsun lan? Anne benim çenem mi yok? Var doğuştan oğlum. Benim çenem mi yok? Var oğlum. Var benim çenem ya. Allah Allah. Yok yok. Maksat. Ne? Maksat, babaanneni gördün mü? Ya dede, babaannem öldü, öldü! Ne? Babaannen öldü mü? Öldü ya. Ver müziği! Yıllar
yıllarca düğünlerde, bayramlarda ve seyranlarda tadından yenmeyen akrabalar özellikle maddi ihtiyaç söz konusu olduğunda servis dışı kalabiliyor. Durumdan yırtmak için hayal güçlerinin sınırlarını zorlayabiliyorlar. No money, nobody honey. Hani? Hani işte yok, para yok. Toplandı kız ya. İşte dediğim gibi amca, düğün biliyorsun masraflı iş. Babamla sağ olsun büyük olanı halletti. Bir 8.000'ciye ihtiyacımız var. Alo? He? Alo? Ne oldu abi? Abi sesli mesaj... Emre'yle telefon mu açıyorsun? Abi sesli mesaj geldi de ben bir ona bakacağım. Ya bir şeyi çok merak ediyorum. Sen Fatma'yı nasıl ayarladın ya? Büyü mü yaptın kız oğlum? Büyü yaptıysan bozdur ya, çok günah ya. Ya sorma vallahi çok az ya. Biz bunu doğumda gördük. Demedik mi ya? Evrim gerçekmiş. Primattan geliyoruz, toprağa gideceğiz diye. Bir şey değil mi? Kız veteriner ya. Bu da hayvan. Bence ondan yıldızı barıştı bunların. Sen kendine bak lan. Tembel hayvan. Çene geride öyle sit gibi duruyor. Oğlum çene muhabbeti konuşmayacak demedik mi? Çenen yok oğlum işte. Tamam oğlum. Tamam ya. Tamam ya. Neyse, kavga etmeyin ya. Kavga etmeyin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle değil mi? Enişte. Allah hayırlı evliliklere vesile etsin. Öyle değil mi? İnşallah. İnşallah siz balayına gittiğinizde düğünde takılanları hırsız eve girip de çalmaz. İnşallah kıt kanaat borçtan bir araya getirdiğiniz evliliğiniz şikayetler üzerine 6 ayla, mutsuzlukla, bir cinnetle sonlanmaz inşallah. Allah içinize sindirsin enişte. Ulan senin kafan nasıl çalışıyor? Yıllardır çözemedim seni ya. Yaşanıyor bunlar enişte. Olmasın diye. Vah vah vah. Ah ah. Ne oldu Ragıp, karar verme. Abi piyasalar inanılmaz kötüymüş ya. Geçen sene 80.000 liraya aldığım araba bu sene 150.000 lira ediyor. İnanılmaz bitik durumdayız yani. Vah vah vah. Ragıp çok zor durumda. Yani dediğim gibi amca şimdi 8.000 diyordum ya, bir 8.000'ciye ihtiyacımız var. Ondan sonra ben düğünde takılanları sana şey yaparım, onlarla öderim. Oğlum benim sana güvenim sonsuz, sen ödersin yani. Ödemeyeceği bir şey değil, kesinlikle değil. Ama piyasalar inanılmaz kötü. Ya bak seni, Allah seni inandırsın. Bu çocuğu ben geçen sene haftada en az 2 kere İskenderiye'ye götürürdüm. Sene bu sene oldu. Bu çocuk dışarıyı pazardan pazara zor yürüyor. Allah sizi inandırsın. Allah Allah. Geçen ben bunu pazara çıkarttım. Yürütüyorum böyle pazarda. Renkli renkli meyveleri görünce panik oldu. Baba dedi, bu ne dedi. Oğlum dedim, korkma dedim. O dedi, muz dedi. Muzun böyle yarısını kırdım. Bunun ağzına tıktım. Baba diyor, bu diyor, şekerli diyor. Az siktir lan. Anladık be amca, vermeyeceksen açık açık vermeyeceğim desene sen şuna ya. Ulan ne alakası var, adamın parası yok işte, anlattı. Ha. Ne anlattı oğlum, sen de onaylıyor, piçe bak bir de onaylıyor, açın beni. Ya bana... Sen öylesin çünkü ya. Tamam. Genellikle maddi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilen akrabalar sürülerini terk edebiliyor. Hayatları boyunca sürecek olan bu gel gitler içlerinden biri güçsüz düşene kadar devam ediyor. Nice. And turbo trabi. Aşkım iyi misin bebeğim? Çağırayım mı hemşireyi? Aç mısın annem? Ha? Oğlum televizyon açayım, izler misin? Baba ben iyiyim ya. Siz gidin, Fatma burada nasıl olsa. Ben de buradayım dayısının gülü. O nasıl laf ya? Benim yeğenimi çok darladınız. Bir açılın bakayım kafasına. Bir açılın bakayım ya. İnşallah. İnşallah. İnşallah bunu atlatacağız. İnşallah bu yeğenim buradan sağlığıyla o aradığı böbreği bulacak. Buradan safa sağlam çıkıp gidecek inşallah. İnşallah. Vallahi bak. Durun. Ben devam edeceğim. İnşallah benim yeğenim sağlığına kavuşacak. Bu güzel karısını koluna takacak. Buradan çıkacak, böyle güçlü, kuvvetli gidecek. Gezecek dünyayı. Benim göremediğim ne varsa, benim yaşamadığım ne varsa benim yeğenim gidip yaşayacak. Allah benden alsın, benim yeğenime versin. Amin. Gerçek bir tehlike. İşte şimdi ne yaşanırsa yaşansın, tüm akrabalar bir araya geliyor. Birbirlerine destek oluyor. Like a push-up bra. Maksat Bey. Gözünüz aydın Maksat Bey. Uygun böbrek bulundu. Verici de burada, hatta sizi hemen operasyona alabiliriz. Ay! 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 Ay!
Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Rahat. Abin, Hilmi, kuzen. Sizi dışarı alalım. Birazdan sizi almaya gelecekler. Hadi, hadi. Gel. Sekiz bine bırakırım. Kaça bırakıyorum? 8000'e bırakırım, o da sen yabancı değilsin diye. Oğlum sen benim ilk arkadaşımsın. Kardeş babadan kardeşimsin. Amcaoğlusun sen. Ben bizimkilerden kardeş istemedim sen varsın diye. Şimdi böyle bizi bırakıp gitmek olmaz. Sen gitsen ben kime sataşacağım? Ha? Şu elimi de bırak, laf söz olacak şimdi ya. Elbise giymişsin zaten kız çocuğu gibi. Sen ne giymişsin oğlum? Sana daha çok yakışmış. Sana yakışmış. Yo yo, sen de daha güzel sana yakışmış. Bence zil. Çalın zilleri. Çal zili. Begüm gel. He. Begüm de yazmıştı bir de. Çal zili, Hamza yine dans edecek. Mustafa, siz de iş yapar ha. Zaten Mustafa ver müziği. Şov olsun diye yani. Gelsin diye de. Diğer oyuncular da geldi.